Aykırı Sorular saatindeyiz. Yani Türkiye'nin gerçek sahici sorularının sorulduğu programdasınız. Aykırı Sorular'dasınız. CNN Türk'te saat 20.45. Ben Emre Aysever. Aynı zamanda CNN Türk Radyo'da da birlikteyiz. Bugün yine Türkiye'nin çok ihtiyacı olan teraziyi koymaya çalışacağız. Bir romancıyla, bir yazarla, Pınar Kür'le. O terazide biraz vicdan terazisi, biraz entelektüel terazi olacak. Çünkü görünen o ki Türkiye'de olup biten her şey korkunç bir hal alıyor. Hemen programın başında söyleyeyim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aslında o yumruklar geçmiş dönemlerde de Türkiye'de atıldı ve atılan bu yumrukların sonu hiç hayırlı olmadı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen tabii bugünkü gelişmeyle başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden söz ediyoruz. Ana Muhalefet Partisi liderine elini kolunu sallaya sallaya birisi pataküte vurabiliyor. Sayın Erdoğan da elli korumayla geziyor parlamentoda falan. Parlamentoda elli korumayla galiba ODTÜ'ye giderken 3000 kişi mi ne götürmüştü? Öyle bayağı çok büyük bir koruma vardı. Kılıçdaroğlu'nun yok muymuş hiç koruması? Vardı ama parlamentonun içinde. Peki nasıl girebiliyor yani adam her isteyen... Hayır giremez. Yani birisinin referansıyla girmek gerekiyor. O zaman demek ki... Karşı partilerden birinin referansıyla giren CHP'nin referansıyla gibi. Bir de yani artık ben bu hani şeye söylüyoruz, karısını döven adamlara söylüyoruz, karısını öldürenlere söylüyoruz. Bu şiddetle kendini ifade etmesi bir insanın aczini gösterir. Hı hı. Yani konuşamıyor, derdini anlatamıyor. Böylece ne yapıyor? İndiriyor bir tane, vuruyor. Yani sen Kemal Kılıçdaroğlu olsun, karısı olsun, başka birisi olsun. Böyle bir şiddet kültürü her zaman vardı Türkiye'de mutlaka ama gittikçe çok şey hale geldi. Yani baksanıza çocuklar ölüyor, kimsenin aldırdığı yok. Hatta yuhalatılıyor, bilmem ne oluyor. Bu ne biçim bir şiddet şeyidir? Ben korkuyla izliyorum yani. Şimdi Fıdan Hanım, burada şöyle bir ilginçlik var benim gördüğüm kadarıyla. Ben 80'lerden sonra işte çocukluk, ilk gençlik vesaire falan o sürece baktığım zaman toplumun gerildiği, toplumun şiddet eğilimi olduğu pek çok dönemi hep konuştuk. Tabii. Ama hiç bugünkü kadar toplumun bıçak gibi ortadan ayrıldığı ve bu kadar keskin bir gerginliğin yaşandığı dönem anımsamıyorum. Ya ben de anımsamıyorum. Ben senden daha uzun yaşadığım halde ve bunu zannediyorum yani bu özellikle yapılıyor, özellikle kışkırtılıyor. Yani başbakanın politikası bu. O şiddet gerilim havasını yani sürdürmek. 1970'lerde biliyorsun yani sağcılarla solcular birbirine girer. O zaman benim oğlum daha ilkokuldaydı. Sen de herhalde öyle. Aynı yaşta. Ben Teşvikiye'de oturuyoruz. Teşvikiye'deki Sayın Çiftçi ilkokuluna götürürken çocuğu önce patlıyordu ki başına bir iş gelecek diye. El kadar, bacak kadar çocuktu. Yok be, bu şeyini böyle bağlarsan, parkanı şöyle giyersen, bir taraftaydın, şarbını, atkını böyle atarsaydın, işte bu ilk aşağıdaysa şuydu bilmem ne, böyle bir takım bir şey vardı. Ama böyle dediğim gibi hani okula götürüyordum, bırakıyordum, getiriyordum ve her an, günün her anında birbirine küfreden, birbirinden nefret eden insanlar yoktu. Bugün şeye biniyorsunuz, taksiye biniyorsunuz. Ben şahsen taksiciyle kavga etmek zorunda kaldım. Çünkü diyor ki Allah 50 yıl boyunca başımızdan eksik etmesin. Başbakancım mı söylüyor? Adam öyle düşünüyor. İfade özgürlüğü değil mi bu? Şimdi hayır tabii ifade özgürlüğü ama yani hadi sen de daha iyisi olmaz mı filan diye. Ben de kendi karşılıklı siz de ifade özgürlüğü. İfade ediyorsunuz. Karşılıklı ifade özgürlüğünde bulundum. İfade özgürlüğü kavga özgürlüğüne mi döndü orada? Sonra hadi ben iniyorum dedim. Yani gitmem gereken yerden biraz daha önce indim. Adam geçti döndü. Geçti bir çocuk döndü bana bak. Yaşasın Tayyip Erdoğan diye şeyinden bağırıyor. Öyle hıncını alamamış geriden. Neden yani toplumda bu kadar yolsuzluk iddiaları açığa çıkmış olmasına rağmen, otoriterleşme eğilimi olmasına rağmen neden toplumda Tayyip Erdoğan simgesi ve varlığı bu kadar güçlü olarak hala devam ediyor? Yani ben mesela şu kolaycılıkta değilim. Muhalefet eksik lafı bence çok beylik bir eleştiri. Yani Türkiye'de işte muhalefet %30 alıyor, öteki bilmem ne kadar alıyor. Sadece muhalefetle açıklanamaz herhalde bunu. Yok hayır, ben bence bunun bu üç kendi kafama göre. Yani ben siyasi analist değilim ama işte analistim ya. Yani roman yazmış, o kadar insanları incelemiş, ilişkiler üzerinde düşünmüş bir kişi olarak. Şöyle düşünüyorum, bir kısmı gerçekten bilmiyor, bilgisiz.
Yani televizyonlarda dizi izliyor, bilmem ne yapıyor, kitap okumuyor, gazete okumuyor. Eve gazete giriyorsa bile yandaş gazete giriyor. Televizyon açılınca yandaş televizyon açılıyor ve böylece bu yolsuzluklardan bir kısmı insanların bu rüşvetlerden haberi bile olmayabilir. Yani hani İstanbul'da oturuyorsun, olur mu diyorsun? Olur. Öyleyse ben kendi işte üniversitedeki öğrencilerime hangi gazeteyi okuyorsun diyorum. Gazete okumuyoruz diyorlar. Bir tane sürekli internetten bakıyorum bilmem ne falan yani. Baksın, böyle... fikri var mı? Ya onlar bile böyleyse, üniversite öğrencisinde bile bu kadar meraksızsa, ev kadınları, işte esnaf, şudur budur açıp başbakan ne diyorsa ona inanıyorlar. O şeyleri görmüyor çünkü seni beni dinlemiyor da. Bir millet düşün ki yüzde bilmem kaçı kanunun oğlunu boğdurduğunu televizyon dizisinden öğrendi. Ya var mı böyle bir şey? O gün de ne acıklı gündü. Adam boğdurdu resmen. Boğdurdu ama yani özellikle hayır, o bölümü özellikle seyrettim, ne yapayım nasıl olacak diye, ama şimdi laf aramızda. İki saatte şu kadar bir gerilim koymamış adam ya. Bir bunu ya şey yapsa, bir gerilim ustası yapsa bu filmi şey der, milletin kalp şey der. Ama özel bir gerilime gerek yok ki, toplum gergin zaten. Ve o. Yani sinema yapımcısı olarak söylüyorum. Ha, ikinci grup da çok özeniyor. İşte bu benim şu taksi şoför gibi. Başbakan özeniyor. Bunları duydu, hani kalkıyor ağzına geleni söylüyor ya, biz aman ne yap, ne kadar ayıp diyoruz. O helal olsun abi diyor, bütün dünyaya şey diyor diyor. Yine IMF'yi de, mesela biz IMF'ye para vereceğiz, biz IMF borcumuzu bitirdik, onlara borç vereceğiz. İnanıyor buna. Böyle bir şey yok halbuki. Veyahut da bana ne dünyadan filan deyince, işte helal olsun kabadayı adam filan diye. Kendisi de ona olmaya özeniyor çünkü. Bir de bunun kendi zengin ettiği adamlar var tabii. Yani bir zengin çevresini yaratmış olması. Zengin de bir yani, o paralar, rüşvetler nereden geliyor, nereye gidiyor, o inşaatlar kimden, yani nasıl büyük paralar dönüyor. Ben şeyi de yani açıkça söyleyeyim, bu oy da şey o kadar büyük şaibeler oldu ki ben %43 aldığını tahmin etmiyorum. Ben de o %40'larda falan kaldı, geri kalanında. Ne fark eder ki 40-43 ya 45? Ama fark eder, zaman 40'larda kalırsa %60 ondan karşı oluyor o zaman. Ben yani, %50 benim diye mi? Mesela şöyle bir şey var, ben o konuda da biraz Türkiye'deki bakışın tuhaf olduğunu düşünüyorum. %40 alsa %60 karşı anlamına gelmez ki. %60 karşı dediğiniz grup homojen bir grup değil ki. Bunun içinde Kürt gruplar var, milliyetçi gruplar var, ulusalcı gruplar var, başka gruplar var. Dolayısıyla yani o zaman yani nereden baktığınıza bağlı. Orası doğru, doğru söylüyorsun. Yani ben bu Kürtlerin özellikle Kürtlerden başkasına oy verme niyeti olduğunu hiçbir zaman düşünmüyordum. Eskiden ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk hayatımda şeyde verdim, tipe verdim. Türkiye İşçi Partisi. Türkiye İşçi Partisi, ama bu şimdiki İşçi Partisi. Hayır, gibi tip, değildi. Türkiye İşçi Partisi. Tipti ve şeydi işte. Aybar, efendim Behice Boran, Çetin Altan vesaireler orada. Hatta üniversitedeydim daha. Ondan sonra bir müddet tekrar yurt dışına çıktım. Geri döndüm, Ecevit'e verdim. Daha sonra hiç böyle bir partiyi Ecevit'te artık bir sallayınca bari dedim bir şeye vereyim. ÖDP'ye vereyim. Hiç değilse Türkiye'de biraz sol olduğuna, solcu bir şey kaldığına inancım. Adam %2 aldı, binde 2 aldı. Pardon, %2 değil, binde 2 aldı. Yani... Demek ki de o kadarmış solcu. Demek de oymuş. Yani ben ilk defa CHP'ye verdim ama. Bir şey İsmet İnönü diyorum. Erdal İnönü'ye verdim, Ecevit'e verdim. Erdal İnönü CHP'liydi zaten. İlk defa CHP verdim derken böyle bir pişmanlık mı duyuyorsun? Hayır, yani daha... Mecbur mu kaldım diyorsun? Mecbur kaldım, evet yani. Sosyalist sol olmadığı için mi? Efendim? Bir sosyalist sol olmadığı için mi? Evet, sosyalist sol yok. Beden içi şeyinde hiçbir sosyal demokrat görünümün pek olmadığını düşünüyorum şeyin, CHP'nin de. Peki, başbakanın eleştirilerinden bir tanesi şu. Türkiye'nin aydınları tepeden bakıyor, şımarık. Ben onların da hakkından geliyorum diyor. Bunu kimi yayın kuruluşları için söylüyor, TÜSİAD için söylüyor, yazar çizer düşünen insanlar için söylüyor. Muhtemelen sizin için de söylüyor doğal olarak. Siz mesela böyle şımarık tepeden bakan...
toplumu hor gören biri misiniz? Hayır efendim, ben öyle olsaydım bu kadar kitap yazıp bu kadar kitap satmazdım. Senelerdir de üniversitede hocayım yani. Fakat şu var, bu söyleniyor çok. Bunun tersi çok daha gerçek, o söylenmiyor. O da eğitimsiz sınıfların eğitimli olanlara karşı olan nefret. Öyle bir nefret var. Hı. Aman üç kitap okudu da kendini bir şey zannetti diyor. Kötü bir şeymiş gibi aşağıda. Ben hiç unutmuyorum, bir şey vardı Paris'te, biz şey derken, öğrenciyken şey yapıyorduk, hani az paramız olduğu için Türkiye'den gelenlere rehberlik mehberlik yapıyorduk. Türkiye'den gelenler de gidiyorlar, bilmem Galeri Lafayette'den alışveriş ediyorlar. Yani gidip de özel bir müze gezdikleri falan yok. Oradaki adam, bir gelenlerden bir tanesi şöyle demişti. Sen işte ne yapıyorsun? Sorbonu'nda okuyorum filan. Peki ne olacaksın? İşte üniversiteye intisap etmeyi düşünüyorum. Kaç para alıyor bir üniversite hocası dedi. Bilmiyorum valla dedim yani şu an. Ben sana söyleyeyim, ben şoförüme ondan daha fazla para veriyorum. Yani şimdi bu eğitimli insanı aşağılamak değil mi? Kendi kendine yetiştirmiş, kendisi zengin olmuş, şoför sahibi olmuş. Profesör olacaksın da ne olacak? Ben şoförüme daha fazla para veriyorum diyor. Yani eğitimli, kentli insanı hor gören, onları beğenmeyen o kadar çok şey sınıf var ki, orta alt sınıf diyeyim. Hı? Yani ne okuyacaksın evladım? Git işte çırak ol da bir üç kuruş para kazan. Bu bir kültür olarak, bir etik mesele olarak da tartışılması gerekiyor. Yani böyle bir kültür yaygınlaştı ve artık okuryazar yani olmak... Yani okuryazar olmak sanki ayıp bir şey oldu. Ve de hani öğretmeye çalıştığın zaman da bana ne ya, ben işimi biliyorum, gidiyorum falan diyor. Yani, İşmek de şu, malı götürmek. Tabii malı götürmek. Aynı şekilde yani entelektüellere ve eğitimlilere karşı böyle bir şey olduğu gibi mesela sanat, sadece yani yazar, çizer, sanatçıya da var. İşte bilmem şeye neler yaptılar gördün Fazıl Say'a. Fazıl'ın canını okudular. He. Bir de ustalar mesela eskiden bilmem şey ustası var. Zanaatkarlar vardı. Onlar da o kadar azaldı kaldı. Yani bir tane orada görünce aman filan diyorsun. Böyle işini zevkle, şevkle yapan ister eğitimli ister de şeyden yetişme. Alaylı. Alaylı olsun. İnsanlar kalmadı artık. Çok peki azaldı. Şunu söyleyeceğim. Ya bakır şeylerim var benim. Anneannemden, nenemden kalma. Bakır kevgirlerim şunlar var. Akalaylatamıyorum, parlattıramıyorum. Yok, yapan adam yok. Peki. Yani bunu anladım da başka bir şey söyleyeceğim. İşin başka bir tarafı daha var. Bir de entelektüel sefalet diye benim tarif ettiğim. Yani aslında düşünsel olarak çok güçlü olması gereken, iyi eğitim almış, dünyayı da görmüş, okumuş, yazmış insanların bir de tutumu var. Türkiye'de bu sorun da, bu olgu da çok tartışılıyor. Bir liberal tarifi yapıldı. Şimdi onu biraz tartışalım mı? Tartışalım, çünkü ben bugünkü durumda, bugün geldiğimiz durumda en çok onları suçluyorum. Hı-hı. Yetmez hava emekçiler var ya. Hı-hı. Yani o kadar uzun süre, bu adam ilk geldiği zaman, daha belediyenin başına geldiği zaman ne dedi? Bale belden aşağı sanattır dedi. Bale ki o kadar prezisyon istiyor, o kadar çalışma istiyor, o kadar gerçek müzikle, yani büyük bir sanat. Bu belden ama aşağı sanattır. Ama toplumun böyle bir talebi yok. İşte onu diyorum. Bale belden aşağı sanattır. Bale dolardı yani. Bale de operada dolardı. Ama kaç kişiyle doluyordu? O ayrı. Benim bir kitle. Yani bunu şunun için söylüyorum. Aydın'ın burada sahip çıkması gerekir. Tamam. Ha, bu adam işte demokrattı bilmem neydi dediler. Yani benim tanıdığım ve tartıştığım kişiler de bunlar, böyle sadece uzaktan değil. Ne oldu? Bir yerde şey yani ufak, en ufak bir eleştiri yaptıkları anda kovuldular bunlar. Yani nereden kovuluyorlar? Huzurdan mı? Çalıştıkları gazetelerden, televizyonlardan kovuldular. Yani şimdi en çok şeyden başbakana arka çıkan bir Hasan Celal, bir şey Hasan Cemal, bir Mehmet Altan, bunlar en ufak ilk yaptıkları eleştiri de hadi bakalım güle güle dendi. Yoksa senelerce o şey ettiler. Başbakan demokrat, başbakan şu. Böyle adam demiş tramvaydır demokrasi, istediğim yerde inerim diye söylemiş. Baştan açıklamış. Hayır canım öyle demek istemedi. Artık değişti falan diye. Böyle nedense çok desteklerler ve o yetmez hemen evet. Evetçiler olmasaydı öyle %58 oy almazdı şeyde, referandumda.
Ondan sonra zaten. Arkadaşlıklarınızın bozulduğu oldu mu bu sebepten dolayı? Çünkü ben şimdi isim vermeyeceğim ama bazı kimselerin bu temel tartışmadan dolayı Aydın çevrelerinde birbirine selamı sabaha kestiğini biliyorum. Yok ben. İsim sormayacağım ama oldu mu? Yani demin adını söylediğim kişilerle zaten benim yakın dostluğum falan yok. Ama şey de var, üniversitede var. Yani yine şey diyoruz, ayrı fikirlerden. Şimdi yine onlar da bana hak vermeye başladı. Bir ara böyle gerginlik oldu ama ben öyle şey edip, kavga edip küsüp bana ne falan yapacak bir tip değilim yani. Peki bu liberal sol kavramı üstüne ne düşünüyorsunuz? Su içiyoruz beraber. Hı. Yani bu liberal sol soğuk su içe. Üstüne bir su soğuk. Yani Türkiye'de solu öldürdüler ve tekrar nasıl şey edeceğini, ayağa kalkacağını ben bilmiyorum. Şimdi şeye bakarsan, tarihe bakarsan 1930'larda Amerika'da çok ciddi bir komünist partisi ve bir sol bir hareket vardı. Bunlar yani ciddi olarak şey kazanıyorlardı, yürüyüş yapıyorsa Paul Robeson'du, şeydi, bir sürü gerek sinema endüstrisinde gerekse yazar çizer şeyinde çok güçlü bir sol akım vardı. Bunlar ne yaptılar, ne ettiler? 1900 araya şey girdi, işte İkinci Dünya Savaşı girdi. Evet, ve tamamen sildiler. Şimdi Amerika'da komünist veya sol dediğin zaman, sol deyince Obama geliyor akıllarına. Felaket yani. Yani. Bitti gitti. İşte bizde de öyle oldu. Bir numarayla bunları bir numarayla değil, kese kese. Kese kese, kese kese tabii. Yani netice itibariyle ben Troçkistim diye dolaşırdım. Şey ilk gençliğimde ben Paris'te Troçkist oldum yani. Geldim burada Troçkistim diye söyleyordum, ediyordum. 12 Eylül, aman Mart, daha Mart'ta. Daha sonra millet işte her komünizm şöyle kötü, komünizm böyle kötü falan filan. Ve o darbe, adamları astılar, çocukları öldürdüler vesaire. Fakat yani vesaire derken yani pek de vesaire değil. Ha, değil, küçümsemek açısından söylemiyorum da. Büyük acılar tabii. Ne bileyim, deniz gezmişi ihbar eden onu şey demeyi kurtarmaya çalıştığı köylülerdi. Sinan Cemgil'i ihbar eden 12 Mart'tan bahsediyorum. Şimdi mesela ben bunlarla konuştuğum zaman benim öğrencilerim hiçbir şeyden habersiz. Ne var? 18. yüzyıldan falan söz ettiniz. Ha, öyle zannediyorlar. Ya 1960'lardan 70'lerden söz ediyorum. Tamam, onlar doğmamıştı ama ana babaları vardı bu işin içinde. Peki burada yalnız ilginç bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki halk için mücadele eden sol öğrencileri halk ihbar etti. Halk bir anlamda o zaman bunu nasıl yorumlayacağız? Nereden biri tabii şey edeceğiz. Köylülüğün getirdiği bir açmaz mıydı bu? Kentli olamamak. İşte aynı dediğim gibi yani bunlar bizi şey etmez, ne, arka çıkmaz bize falan. Öbürkü şeyi yiyor, nedir ismi, rüşveti yiyor. Efendime söyleyeyim, evin içinde kasaları dolduruyor vesaire. Onu görmüyor çünkü kendini dediğim gibi ya farkında değil olup bitenden. Çünkü yandaş şeyler hiç göstermediler. Kanallar bu şey tapeleri. Ya da bu Cem Uzan zamanında da oldu, ona da oy verdi bu adam. Helal olsun, yapsın, ben de olsam yaparım diyor. Bu bir sorun ama yani. Sorun tabii. Bu ciddi bir ahlak sorunu bu. Peki sizin şu Twitter maceranızı konuşalım. Yasak olunca sizin iştahınız mı kabardı? Evet, ben çünkü Facebook, Twitter bunlarla uğraşacak halim yok. Şey diyor, arada bir YouTube'dan bir şeyler geliyor, seyrediyorum falan. Yani işte hem sağlık sorunlarım vardı, hem işte şeyi roman bitirmeye çalışıyorum vesaire. Hiç ben bir de hani şeyle, isminden girdiği zaman çok da hakaret yiyorsun. Hmm. İşte şeydir, bizim milletin kadınlara karşı öyle bir cinsel odaklı bir hakaret etme biçimi var. Hı. Gençsen, güzelsen işte o kimlerden düşüp kalkıyor, haberiniz var mı diyorlar. Belli bir yaşa geldikten sonra babaannem suratlı diyorlar. Şimdi onu geçiyorlar. her zaman o şey uzak yani, kadını küçümseyen ve cinselliğiyle küçümseyen. Yani bu yaşa gelmiş babaannem görünüşümde diye. Veyahut da işte dediğim gibi o bilmem ne diye. Herhalde küçümseyen. Onun için hiç ben girmedim. Fakat bu yasaklanınca sinirlendim. Yani onu pek çok şey, bu çocukça bir şey değil, insanca bir şey. Çocuk hani bir şey yapma dersin, illaki yapar. Ama insanlarda da öyle yani. Büyüdükten sonra da böyle bir şey var, içgüdü var. Oğluma rica ettim. Ben çok da iyi teknolojiden anlamıyorum zaten.
bana bunu şey et diye bir program indirdi ki o şeyle... Her şey kolaylaştı. Ha. Ondan sonra kolaylaştı. Ben mesela işte bir hafta 10 gün hep böyle bir Twitter bakar oldum. Sonra dedim ki ama kendine gel artık. Bitti bu işte. Şimdi bitti. Onun için de şimdi yine biraz eski halime döndüm ama dediğim gibi 10-11 gün ayrılamadım Twitter'ıma. O yasa, ne dedi, yasa, bu ne dedi. Yasağın oluşturduğu bir merak. Yasağın oluşturduğu merak. Bir de alışıyorsun yani. Dur bakalım ne oldu falan diyorsun. Sabah kalkınca şeyime nedir ismi, e-mailime bakacağım, önce ona bakıyorum. Ya yani bir şey oluyor. Peki sizin sanatçının hükümetle işi olmaz demişsiniz siz. Tabii iki tane ilginç örnek yaşadık biz Türkiye'de. Bir tanesi Akil İnsanlar heyetinde pek çok sanat insanı bulundu. O konuda ne düşünüyorsunuz? Bir de ikincisi kahvaltılar verildi. Oraya sanatçılar çağırsız çağırmış mıydınız, gittiniz mi? Ay, beni ta ilk başta şeye çağırdılar. 29 Ekim. Abdullah Gül mü çağırdı? Abdullah Gül. Ben de gitmedim ve bir yerde de dedim. Niye gitmediniz? Cumhurbaşkanı başı bağlı şey, şeyine nedir ismi, ev sahibine gitmez dedi. Ve bunun çok üstünde durdular. Yani ben Cumhurbaşkanı'nın eşi olmasa hiçbir şey diyeceğim yok ama Cumhurbaşkanı'nın karısı, Başbakan'ın karısı vesaire bu kadar geri olmalarını benim şey kabul etmiyor kafam. Başörtüde olmayı gericilik olarak mı görüyorsunuz? Gericilik olarak. Peki tam tersini söyledik. Atatürk'ün askerleriyiz diye boyanmış, son derece başı açık insanlar yürüyor. Ama biraz konuşsanız hemen arkasından bir Kürt düşmanlığı çıkıyor mesela. O da bir gericilik. O da bir gericilik. Tabii canım, yani bu memlekette tam anlamıyla bir özgürlük, düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğü olmadı ki. Söylediğim yok ki birbirlerine küfrederek konuşuyorlar yani. O diyor ahlaksız, adi, şerefsiz. Ben hayatım boyunca böyle kelimeleri ne evimde duydum, ne kendim kullandım, ne sokakta duydum. Hani en fazla eşek derim ben şey ettim, küfür edecekken. Size şey soracağım. Cumhurbaşkanı eşinin başının bağlı olması sizi rahatsız ediyor da başı açık olan adamın kafa yapısını nereden biliyorsunuz? Bunu Abdullah Gül için söylemiyorum. Herhangi bir kimse için. Yani biçimsel bir itiraz değil mi bu? Şimdi şöyle biçimsel değil. Ben onu da söyleyeyim. Yani eğer başın örtüsün dışındakine bakma, içindekine bak deniliyor. Ben de diyorum ki başın dışındaki içindekini yansıtıyor. Ne ifade ediyor? Nitekim öyle dedi. Velev ki bir şey olsa dedi. Başbakan da söyledi. Evet. Ama kadının burada kabahati. Kadının burada kabahati. Kadın, şimdi bak. Ben öyle başını, şeyini, şurasını, burasını örten kadınlarla tamamen Playboy dergisine veya şuraya çıplak poz veren kadınlar arasında zihniyet olarak fark görmüyor. Ne anlamda? Şu anlamda, bir tanesi diyor ki ikisi de kendini bir nesne olarak sunuyor. Özne olarak sunmuyor. Diyor ki ben gencim, güzelim, işte şöyle göğüslerim var, böyle bacaklarım var, göstereceğim diyor. İşte erkekleri böyle tavlayacağım diyor. Bunu şey diyorsunuz, erkek dergilerindeki kadınlar. Ha, kadınlar. O başını örten parmağını şeyden de, o da kendini ama niçin kapatıyor? Adamları azdırmamak için kapatıyor. Peki inanç gereği olamaz mı bu? Bir kere inançta böyle bir şey yok. Şeyde kaç kişi söyledi, ben din bilimcisi değilim ama dindar bir evde büyüdüm yani. Teyzem, nenem filan namaz kılan insanlardı. Peki bundan hoşlanıyor olamaz mı? Moda olarak da giyebilir bir insan. Moda olarak da, ya ben sana söyleyeyim mi? Ben çok güzel baş bağlardım ben eskiden. Şöyle buradan döndürürdüm şuradan filan. Siz de bağlıyor muydunuz? Ama o zaman bir din şeyi değildi bu. Niye bağlıyordunuz siz? Saçım o zaman taramamışım, bozuk diye bağlıyordum. Güzel görünüyordu. İşte bilmem şapkanın altına koyuyordum filan. Yani siz moda için yapıyordunuz. Moda için. Benim gençliğimde işte şey vardı. Brigitte Bardot vardı. Neyse adını, Audrey Hepburn var. Onlar da o Allah'lardı başlarını. Siz onları bilmem biliyorum, hatırlar mısınız? Evet tabii. O baş bağlam başka. Bir şey inat için yani... Kendi adam şey diyor ki, çünkü kadın bir saç teli görülürse erkek şey edecek. Tahrik olacak. Tahrik olacak. Şimdi bu düşünceyle erkeği çıplaklığıyla tahrik etmekle tahrik etmemek için giyinmek zihniyet olarak aynı. Ben nesneyim, ben insan değilim, ben erkekler için yaratılmış bir nesneyim. İster sever, ister döver gibi. Erkekleri şey azdırmayayım diye giyiniyorsa o zaman yine erkek referanslı bir iş yapıyor. Peki mesela pek çok kadın
yazar bunun önemli bir tercih olduğunu ve insanların bu tercihi üzerinden bir yorum yapılmasının, yani işte başı açık insanlardan da destek verdi, sorun olduğunu söyledi. Siz mesela onlara yönelik nasıl bir tutum takınıyorsunuz? Yani başörtüsü tercihi bir özgürlüktür denmesi noktasında bir itirazınız şimdi var mı? Şimdi ben hiç hayatımda şey etmenin, saklamanın, örtmenin, efendime söyleyeyim peçe takmanın bir özgürlük olduğunu düşünemiyorum. Nasıl olur? Kapanmakla, kendini saklamakla nasıl bir özgürlük şey edebilirsin ki? Nasıl bir özgürlüğe kavuşabilirsin? Söyle. Dolayısıyla ben, siz buna temelden itiraz ediyorsunuz. Ben temelden, yani dediğim gibi insan yağmur yağdığı zaman ben hep dediğim gibi şey olmamak için, şemsiye taşımamak için başımı örter çıkardım sokağa. Şimdi örtemiyorum. Neden? Veremere diyorum. Çünkü başın örtülmesi demek belli bir hemen imaj getiriyor. Dini bir imaj getiriyor. Ben o imaja karşıyım. Peki Türkiye'de bütün bunları düşünürken ve toplumun giderek bu kadar muhafazakar olduğu bir süreçte ya da dindarlaştığı bir süreçte bir yazar olarak kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani toplum aranızda derin bir yabancılaşma olması gerekir o zaman. Şimdi şöyle bir şey oldu. Öyle bir yabancılaşma oldu. Ben en son 2006'da bir roman çıkardım. Bak ne kadar zaman geçmiş arada. Ondan sonra ciddi bir şeye düştüm. İşte boşluğa düştüm diyeyim. Gittikçe daha kötü oluyor. Gittikçe daha kötü oluyor her şey. Ve yazmıyorum artık. Bana ne dedim? Yani mecbur muyum ben şeye? Orada gezi olayları oldu. Yani bu arada dediğiniz bayağı zaman sonra. Bayağı zaman sonra. Geçen sene. Geçen sene ben... Birdenbire böyle bir temiz hava aldım. Sen zannediyorsun o şeyleri atıyorlar gaz. Zehir gazlarını ve ben Elma Dağı'nda oturuyorum. Yani pencere kapalıyken bile geliyor. Çocuklar şeyden aşağı kaçıyorlar. Yokuştan aşağı. Arkasından şeyler atılıyor polislerce. İşte, tomalar geliyor şeyleri sürüyor. Yani o gazları yediğim bilmem ne olduğu ve şöyle bir gece hiç unutmuyorum. İlk şey gecesi 1 Haziran bir pencereye gidiyorum kim var diye. Bir taraftan içeri bir takım arkadaşları da aldık yani apartman içine şeyden. Gençleri falan mı? Gençleri evet. Ondan bir gidiyorum şeyde ne o Halk TV seyrediyorum. Onlar veriyor çünkü. Sizinkiler de vermiyor. Sizinkiler pazartesiden sonra verdik canım. Penguen. Şey. Pazartesiden sonra verdik. Pazartesiden sonra çünkü o zaman parkta şenlik başlamıştı. Yok ondan. Yok pazartesiden sonra biz yayın yaptık. Evet. Ondan sonra parktaki o şenliğe gittim. Kitaplarımı götürdüm. Çocuk benim mesela Bilgi Üniversitesi'nden şeylerim vardı. Öğrencilerim de vardı orada. Kimisi işte şey yapıyordu. Revirde çalışıyordu. Kimisi şey diyordu. Yani orada bir tam hani Hemingway'in bir kitabı vardı. Paris bir şenliktir diye. O gezi bir şenlikti. Ve çok güzeldi. Ve buna bir insanın kızması bu kadar güzel şey hiç de bir şiddet göstermediler, etmediler parkı aldıktan sonra. Park alıncaya kadar karşılıklı şey diyorlar. Tabii kabul ediyorum. Senin suratına şey gaz atan birisine sen taş atmayacak mısın? Atarsın tabii yani. Gayet normal bu. Ondan sonra bir gün oturuyorum evde. Hatta şey DVD seyrediyordu kardeşim. Yani şeyden bu yabancılaşmayı gezi olayım ortadan kaldırdım. Yani dedim ki vay yani çünkü ben üniversitede de öğrencilerden o kadar şey görüyorum. Okumadıklarını biliyorum. Okutunca edebiyat dersi veriyorum. Okutuncaya kadar canım çıkıyor. Bilmem zorla Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şeyini okuttum. Huzur. Saatler ayarlanıyorsun. Huzur kim nerede okuyacak, diyorsun? Saatleri ayarlama yöntüsü ve sonra bir asistanı söylüyor. Hepsi diyor bizim çocukların Facebook sayfalarının en sevdiğim roman Ahmet Hamdi Tanpınar'ın saatleri ayarlama yöntüsü diye profillerine koyuyorlar. Anladın mı? Çünkü başka bir şey okumamışlar. Unutmuşlar okuduklarını. Neyse onlara da kızıyordum. Sonra baktım burada bu gençlerin başka bir şeyi var. Hayatiyeti var. Şey diyor yani. Beni karamsarlıktan kurtardı. Ondan sonra dediğim gibi o güzel bayram günlerinden sonra yine evimde oturuyorum. Şey, Haziran'ın ortası 15'iydi galiba. Pencereler açık, DVD seyrediyoruz. Kardeşimle film seyrediyoruz. Birdenbire evin içi şey doldu, gaz doldu. Tekrar bir taarruza geçildi biliyorsun, attılar onları şeyde. Ama bu işte bir bütün o gaz kokularına pisliğe rağmen bir temiz hava, bir temiz şey geldi bana. Onlar o çocukları ne kadar kötü göstermeye çalıştılarsa çalışsınlar. Şimdi bak dediğim bazı insanlar inanıyor buna. Polis geliyor güm 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 atıyor şey falan onu görmüyor. Çocuğun attığı taşı görüyor.
Onun için o bana bir heves verdi ve bırakmıştım. Ta 2009'da bir başladığım bir romanı bırakmıştım. Onu tekrar ele aldım. Şimdi Geziciler yazdırmaya... Hayır, gezicilerle alakası yok. Hayır, gezicilerin motivasyonu yazdırma. Motivasyon. Yani böyle bir şey var. Bir hala bir kıvılcım var bu ülkede diye. Peki ya, sahiden o kadar umutsuz olunabilir mi zaten? Yani Türkiye'nin bir seküler tarafı, bir laik damarı ve öte taraftan Avrupa ile, dünya ile, insan hakları ile olan ilişkisi hakkında... yani. İşte karamsar oluyorsun ama nasıl... Yani, bir şey ümit etmeden, düzeleceğini ümit etmeden yaşamak çok zor. Al ilacı, şey et, nedir ismi? İntihar et, tezahür et, favazı. Hayır, yani ben böyle bir şey yapacağım demiyorum ama öyle yani. Son soruyu soracağım. Ha. Evet sevgili seyirciler, aykırı sorularda reklam arasına gideceğiz. Son soruyu soracağım. Dönüşte Sayın Pınar Kür yayınlayacak. Yaşadığımız çağ, teknoloji çağı ve doğal olarak da iletişimin de oradan gittiği bir süreçteyiz. Şunu soracağım. Kitaplara, dolayısıyla edebiyata yaşadığımız çağda bir ihtiyaç var mı? Eğer varsa niye var? Çünkü bu kadar şey konuşuyoruz. Burada tabii lafı yeni yasaya, İrfan Şahinbaş sahnesinin ortadan kaldırılmasına da getirebilir. Ama temel mesele şu. Kitaplar, sanat ne işe yarıyor da biz bu kadar istiyoruz ve neden iktidarlar kitaplardan ve sanattan bu kadar nefret ediyor ve bu çatışma tarihsel bir çatışma? Reklamlardan sonra. Aykırı sorularda konuğumuz Pınar Kür. Son soruyu ineliyorum. Edebiyatın, kitabın, romanın, sanatın gerçekten toplumsal bir karşılığı var mı bugün? Ve iktidarlarla sanatçı arasındaki gerilim nereden bakmak gerekiyor ve neden sürüyor? Şimdi hiçbir iktidar, yani hiçbir iktidar demeyeyim tabii. Yani şeylerde, bizim memleketimizde iktidarlardan bahsedelim. Sanatçılarla yakın şey kurmamıştır. Yani çünkü sanatçı olmayı ben zaten muhalif olmak olarak görüyorum. Yani dünyanın düzenine, sadece memleketteki partiye, hükümete değil, dünyanın düzenine karşı bir itirazı yoksa insan yazar olmaz. O itirazı dile getirmek için yazar. Lay lay lom aşk hikayeleri yazacaksın, buyurun yazar onu. Veyahut da kalemin çok iyiyse reklamcı olursun, para kazanırsın, dizi yazarsın. Fakat gerçek bir edebiyatçının mutlaka dünyanın düzenine bir itiraz olması lazım. Ve onun için yazıyor. Dolayısıyla genelde Türk şeyde, Osmanlı'dan bu yana bakarsınız, hep sanatçılara karşı olmuştur. Yani şey edilen, boğdurulan, asılan, kafası giden şairler Osmanlı zamanından. Efendime söyleyeyim, işte ilk zamanlarda Nazım Hikmet'in hapse girmeleri. Hapse girmemiş pek az yazar vardır Türkiye'de, Cumhuriyet döneminde bile. Dolayısıyla böyle bir şey var, sanatçıyla iktidar veya muktedirler arasında bir savaş var. Ama bu, şimdi diyorsun ki teknoloji çok ilerledi, bundan sonra roman ne işe? Roman, Nabokov, ki ünlü biliyorsun Rus ama Amerika, İngilizce yazar. Şeyin, edebiyatın, edebiyat öğretmenlerine şey vardır, yararı vardır, başka kimse yoktur diye dalga geçmişti. İnsanın kendisinin dışında düşünmesine yarar. İşte bu dediğim gibi bütün bu insanlar, oy verenler, hiç değilse bir kitap okusalar, şeydir yani bir hayal ürünü bir kitap okusalar. Ama bu insanın kitap okumadığına dair elimize bir veri yok. Hayal yok, hayal gücü yok adamda, demek ki yok. Yani ya kitapta bunları var. O zaman ne okuyacağımız önemli. Herkes ne okuyor? Herkes istediğini okuyor. Ben yani okuma zaten üniversitede başlarsa ilkokulda başlar çocuk alışkanlığı. Ben ilkokuldayken Yunan klasiklerini okuyordum. Annemlerin şeyinden çalıp alıp kütüphanesinden alıp. Herkesin bir şeyi var. Benim oğlum okumaya işte polisiye romanlarla başladı, sonra geliştirdi. Herkesin bir şeyi var, bir başlangıç noktası var ama bu üniversitede olmaz. Bu ilkokul, ortaokulda olur. Edebiyat dersleri de bir çocuğun Türkiye'de liseden mezun olup da edebiyattan nefret etmemesi çok zor. O kadar kötü bir edebiyat tedrisatımız var. Senelerden beri bu böyle. İşte 12 Mart, 12 Eylül sırasında televizyonlarda buraya kitapları yiyorlardı, buraya
silahları koyuyorlardı. İkisi eşit görülüyordu. İkisi eşit görülüyordu. Yani milletin kitaptan korkması için sebebi var ama şeyler de hükümetlerin korkusu şu. Okuyan adam gelişir, kafası gelişir, muhayyilesi gelişir ve onu idare etmek, koyun gibi idare etmek daha zorlaşır. Mesele bu diyorsunuz. Peki. Süremiz doldu. Peki. Sevgili seyirciler, Aykırı Sorular'da bu akşamda Pınar Kül'le bir romancı gözüyle, Türkiye'de yaşayan bir insan gözüyle nasıl derseniz bir tahlil yapmaya çalıştık. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentodaki önemli bir ismi Erdal Aksünger'le konuşacağız. Çünkü bu dinlemeler, izlemeler vesaire üstüne en çok kafa patlatmış milletvekili soru önergeleri verdi. Teknolojik olarak da biliyor. Ne olup ne bittiğini kendisine soracağız. Bizden bu akşam bu kadar. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.